Evet. Işıklardayız. Bugün kale içi vlog çekiyorum. Daha gündüz. Saat 3-4 şu an. Gece kale içinde olacağım. Şimdiden başlamak istedim. Arkadaşım burada Furkan. Aşağıya linki bırakıyorum. Instagram'ı takip edin. Antalya'da yılbaşı fakat ne kar var ne kış. Güneşli bir gün. Starbucks'ta oturuyorum. Bu gece kale içinde olacağız. Öyle düşünüyoruz. Sokaklarında gezeceğiz, barlara gideceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Birazdan size sahilden videolar atacağım. Ha? Hey. Arkadaş kamera karşısında utanıyor. Utanıyorum. Onu da YouTuber yapmak istiyorum. Az önce konuştuğumuz konuyu anlatmalısın bence. Ya evet, şimdi İnsanlar şöyle. Fikir beyan edebilir yorumlarda. Evet. Şimdi iyi fotoğraf nasıl çekilir konuşuyorduk. Furkan her açıdan çekmeliyiz. 10-15 tane diyor. Ben ise 2-3 iyi açı yakalayıp farklı pozlarla çekmeliyiz. Yani yine 10-15 tane diyorum. Yani yorumlara yazın isterseniz hangisi daha mantıklı. Karar verelim beraber. Yani utanma lan. İyi açıyı bulana kadar senin açıları çekmen lazım. Evet. Bir açı bulup iyi açı olmuş olmuyor. Belki daha iyisi var denemeden, çekmeden. Göremezsin ya. Kamerada görüyorsun ya zaten. Çekmeden görebiliyorsun. Görüyorsun ama işte zaman kaybediyor. O zaman ben bir saat boyunca oradaki bütün açılara tek tek durup bakayım. Antalya'nın en güzel balıkçılarından biri. Çıtır balık. Tavsiye edilir. Karaoğlan Parkı'ndan yürüyoruz sahile. Biraz gezelim dedik gündüz. Daha akşam olmadı. Burada genelde falcılar oluyor. El falcıları olması lazım öyle hatırlıyorum. Ve sizi yakalanımı kesinlikle bırakmıyor. Şansa bugün daha sakin. O yüzden kimseyi daha göremedim. Tarihi ve meşhur üç kapılardan şimdi kale içine doğru giriş yapıyoruz. Erkenden girip biraz gezelim, görelim istiyorum. Geceye kadar buradayız gibi. Bakalım içerisi nasıl, heyecanlı mı, enerjik mi? Hemen ilk girişte Shaker Pub. Burası güzel bir bar. Şu an sakin. Akşama doğru çok hareketli olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi kale içine tercih ettim. Mekanları göstereceğim. Özellikle burada bir şarap evi var. İsmi ne hatırlamıyorum ama Latin geceleri oluyordu. Vanilya. Vanilya var. Şimdi hemen burada Edinburgh var. İskoçya'nın bir şehri. Güzel isim. Mekan ismi. Yemekleri çok güzel. Evet, Kaleiçi sokaklarından yürüyoruz. İlk Antalya'ya taşındığımda burayı Kadıköy'e çok benzetmiştim. Belki de özlediğim için orayı. Ama buranın tabii daha tarihi bir dokusu var. Çok güzel. Filika. Güzel bir bar. Thank you.
Tudor Arena, kale içinin en popüler mekanı diyebilirim. Canlı müzikler, ünlü isimler falan geliyor. Güzel anılarım var burada. Keyifli bir yer. Snow Shot Bar. Kale içinin ilk girerken uğrak yeri. Mekanıma gidiyorum. Antalya'ya geldiğimden beri kale içinde en sevdiğim yer. Polistom. Evet, kale içi sokakları şu an bayağı canlandı. Acayip kalabalık. Hatta mekan çok büyütmüşler. Giriş ücreti var bugün yılbaşı olduğu için. 200 lira kadar. Ama gün içinde yer. Şimdi Polistom'a doğru gidiyorum. Zamanında Holiston'da Oğuzhan Uğur ve grubu çıkıyordu. Bundan tabii 4-5 yıl önce. Onları dinlemeye gelmiştim. Tabii o zaman YouTube kanalı yoktu, hiç ünlü değildi. Ama tuvalette de bir muhabbetimiz dönmüştü Oğuzhan Uğur'la. Tuvalette karşılaşıp bir muhabbet etmiştik. Sonra YouTube falan ünlendikten sonra farklı değişik bir hikaye olarak benim için kaldı. Çok acayip kalabalık, çok canlı. Göstereyim size de. Ben çok cansız. Çok çektik bu mağazı.